Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, ÖSYM nereden nereye serisinde kaldığımız konu basit eşitsizlik ve mutlak değer. Gençler, bu konularla alakalı önce analizimizi yapacağız. Daha sonrasında tablomuza bakacağız ve daha sonrasında nasıldı, nasıl oldu, nasıl olur sorularına bakacağız. Toplamda da yanlış hatırlamıyorsam 6 tane soru göreceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Şimdi hazırsanız bir konumuza şöyle bir el atalım. Neler demişiz? Bakın ne yazmışız? YGS TYT soru tipleri arasında farklılık gösteren ve bunu soruları okur okumaz hissettiren iki konu. Birisi eşitsizlik, öteki mutlak değer. Ne demek yani? Birazdan nasıldı, nasıl oldu sorularını gördüğünüz zaman da arkadaşlarım siz de bu farkı çok net hissedeceksiniz ki zaten soru bankasından şuradan buradan çözerken hissetmişsinizdir. Çünkü kitapların artık geneli bir klasik sorular oluyor, klasikleşmiş. Bir de sevgili gençler yeni nesil sorulardan oluşuyor. Bunları arkadaşlarım göreceksiniz. Yine ben bu videoda bir sonraki sayfaya geçtiğim zaman da soruların arasındaki farkı göreceksin. Peki bazı konularda hani yeni nesilleştikçe zorlaşmıştı ama bunda nasıl oldu? Bir de buna bakacağız arkadaşlar. Algılaması ve anlaması kolay. Algılaması ve anlaması kolay hikayesi az ve öz işlemlerle bizi daha az uğraştıran sorulara evrildi diye not almışım arkadaşlarım. Yani bu ne demek? Diğer şeylerdeki gibi konulardaki hikayeler gibi uzun, anlaşılması zor falan değil. Yani hikayesi kolay, anlaşılması kolay arkadaşlarım, tamam mı? Hikayeyi tek seferde okuduğunuzda anlayabilirsiniz ki zaten çok da fazla soru çeşidi yok. ÖSYM sanki bir yere takılmışçasına sürekli aynı şeyi tekrar ediyormuşçasına örnek veriyorum. Mutlak değerli eşitsizliklerden sürekli aynı soruyu soruyor. Şimdi bu bir. İkincisi, tabloya bakalım. Son 11 yılda sorulmadığı yıl yok. Yani bu güzel haber bizim için. Demek ki biz TYT'de, AYT'de mutlaka bekliyoruz ki ortalama soru adedine mavilere bakacak olursanız ortalama soru adedi 1,81 yani 2'ye yakın. Yani sevgili arkadaşlarım TYT'de mutlaka bir tane eşitsizlik, bir tane mutlak değer bekliyor olacaksınız. İkinci olarak da AYT'de sevgili arkadaşlar geçmiş yıllar biraz ortalamayı düşürmüş. Mesela 2014 gibi, 2015 gibi, gerçi 2014'ü bu şeye skalaya dahil etmemek gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlarım 2014'te yapılan sınavın LYS soruları biliyorsunuz ki açıklanmadı. Sadece 4-5 tane sorusu açıklandı. Bundan kaynaklı arkadaşlar burada yok ortalama ama toplam 11'e bölünerek bulundu ortalamalar. Bir de sevgili arkadaşlarım 2014-2015 yıllarında gördüğünüz gibi ikinci sınavlarda basit eşitsizlik mutlak değer tercih edilmemiş ama 2018'den itibaren YKS'ye baktığınız zaman 2018, 2019, 2020 ve 2021'de AYT'de yani ikinci sınavda bu konular tercih edilmiş gördüğünüz üzere. 2019'da 2 tane, 2020'de 2 tane, 2021'de 1 tane ikinci sınavda yani AYT'de soru çıkmış. TYT kısımlarında ise 2018'de 1, 2, 2019'da 1, 2020'de 2 de 2 tane, 2021'de yine 2 tane soru sorulmuş. Yani arkadaşlarım ben size şunu söyleyebilirim. Hani istatistiki olarak baktığınız takdirde 2022'de mutlaka 2 tane TYT'de soru çıkacak bu konulardan. Yani bir tane eşitsizlik, bir tane mutlak değer olur bu olursa. İkinci sınavda ise yani AYT'de ise bir tanesi bence kesinlikle sorulur. Mutlak veya mutlak değer veya basit eşitsizlikten bir tanesi mutlaka sorulur. İkincisi olursa ki 2019-2020'deki gibi olur. 2021'de bir tane sorulmuş. Tercih meselesi. Şimdi sevgili arkadaşlarım hazırsanız gelin bir de sorularımıza bakalım. Şimdi arkadaşlarım sorularımıza bakalım dedik. Önce nasıldı kısmından başlıyoruz. Nasıldı kısmında eski nesil bir soru. Eski nesil demeyelim de. Eski sistemdeki soru tiplerinden A, B ve C sıfırdan farklı 3 reel sayı. A eksi B artı C kare 0. Şurada da bir eşitsizlik vermiş olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle bizim yapmamız gereken hareketler şunlar bakın. Şurada C karenin pozitif olduğunu biliyorsunuz ya. Şunu atacaksınız karşıya. Böylelikle B eksi A eşittir C kareyi elde edeceksiniz. Şimdi burada C kare dediğimiz sayı C sıfırdan farklı olduğu için yani negatif veya pozitif. Ben bunun karesini alırsam ne olur? Tabii ki pozitif olur. Demek ki B eksi A'nın %100 biz pozitif olduğunu biliyoruz.
Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa ancak pozitif bir sayı elde edeceğimiz için demek ki b'nin a'dan daha büyük olduğunu görüyoruz. Öncüllerimize bakalım. Kesinlikle doğru olan soruluydu. Bakın a b'den büyük demiş. Bir kere bu cortladı. Yani üçüncü öncülü gördüğünüz yerde silebilirsiniz, indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, ikinci eşitsizliğimize bakalım bir de. Şu kısımda arkadaşlarım, bu kısımda bakalım x a parantezini alsak x'ler onları götürürüz. X hakkında yorum yapamayız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım biz şöyle diyelim. Şurada x çarpı b'yi, burada da eksi a'yı bu tarafa gönderirsiniz. Bakın x çarpı a eksi x çarpı b küçüktür. A eksi b kalacaktır. Şurayı x parantezine aldığınız takdirde a eksi b'yi bulursunuz. Küçüktür, burası da a eksi b geldi. Her iki tarafı a eksi b'ye bölüp bunları yok edebilirsiniz. Fakat b eksi a pozitifse biliyorsunuz ki a eksi b negatiftir. A eksi b negatif olduğundan ben her iki tarafı negatif bir sayıya bölersem sevgili gençler, burada kalan x şuradaki küçüktür değil artık büyüktür olacaktı. Her iki tarafı a eksi b'ye böldüm, 1 geldi. Neden yön değiştirdi? Çünkü a eksi b'ye böldüm, a eksi b negatifti. Bundan yön değiştirdi. X 1'den büyüktür demiş, bakın bu da doğru. Şimdi her iki ifadede de şu kısımda a ile b'yi, şu kısımda da x ile herhangi bir sayıyı kıyaslayabildik ama x ile b'yi kıyaslayamadık ki zaten kıyaslayamayız da zaten. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım cevabımız neymiş? Yalnız 1'miş. Şimdi ÖSS, YGS zamanında sorulan sorulardan bir tanesi, yani sorulan tipte sorulardan bir tanesiydi bu. Şimdi nasıl oldu kısmına geçelim. Yukarı sayfada ne demiştim ben sana videonun girişinde? Hikayesi kolay, anlaşılır ve işlemleri de az ve öz olan sorulardan oluşuyor demiştik. Hadi gelin bir bakalım. Şimdi ne demiş bakalım? Bir yaşam laboratuvarında araştırma yapan bilim insanları iki tip bakterinin hangi sıcaklıklar arasında canlı kaldıklarını gözlemlemişler arkadaşlar. A tipi bakterinin sınırlar dahil 100 santigrat derece ile 450 santigrat derece. Bakın sınırlar dahil 100-450 arasında demek, sınırlar dahil dediğine göre kapalı aralık demektir. Daha sonrasında demiş ki B tipi bakterilerin ise sınırlar hariç 50 santigrat derece ve 350 santigrat derece arasında canlı kaldıklarını saptamışlar. Yani arkadaşlarım bunun da sınırları nelermiş? 50 ile 350 ama sınırlar hariç dediği için ben böyle yuvarlak parantez içine alacağım bunu. Bilim insanları bu bakteriler arasındaki ilişkileri her iki türün de canlı oldukları durumda. Yani biz diyeceğiz ki şu sıcaklıkla şu sıcaklığın kesişimine koyalım biz bu bakterileri. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bunları kesiştir demiş aslında bize soru. Santigrat cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alması gerekir diye sorulmuş. Biz aralık kesiştirirken ne yapıyorduk? Alt sınırların büyüğü ile üst sınırların küçüğünü alıyorduk sevgili gençler. Burada alt sınırların küçüğü 50'dir. Dolayısıyla 50'den açık aralık, virgül, üst sınırların sevgili gençler küçüğü ise 450 ile 350'den alt sınırların büyüğü demiştik. Gittik 50'yi aldık. Ne kadar başarılıyız. Alt sınırların büyüğü 100 arkadaşlar ve köşeli falan değil, yuvarlak falan değil, köşeli parantez olacak. Ve sevgili arkadaşlarım alt sınırların üst sınırlarında küçüğü, yani 350'yi alacağız. Kusura bakmayın cümleleri kuramadım. Cevabımız bu olacak diyebiliriz. Cevap da nerede verilmiş? Bursa seçeneğinde gördüğünüz üzere verilmiş sevgili gençler. Dediğim gibi hikayesi kolay, işlemleri de az ve öz. Mutlaka ama mutlaka kaçırmamanız gereken soru tipleri arasında, kaçırdıysanız arkadaşlar geçmiş olsun. Neden üzülerek söylüyorum? Çünkü sevgili arkadaşlarım kolay soru tipleri oluyor genelde, basit işsizlikler ve mutlak değer soruları. Şimdi geçelim ikinci sayfamıza, bir mutlak değer sorusu ve eski nesil sorulardan. Bakalım ne demiş soruda. X ve Y iki gerçek sayı. X artı 3'ün mutlak değeri 5 eksi 2'sin mutlak değerine eşit. Şimdi bak ben burayı X eksi 5'in mutlak değeri biçiminde de yazabilirim, tamam mı? Sonuç olarak birbirinin aynısı, hiç fark etmez. Şimdi bunları da çözerken ister şöyle yapın. X artı 3'ü bir X eksi 5'e eşitleyin. Bir de X artı 3'ü sevgili gençler 5 eksi X'e eşitleyin. Yani eksilisine eşitleyin. İster böyle çözüm yapın. İsterseniz ben şöyle tercih ediyorum. Bir sayı doğrusu üzerinde X'in eksi 3'e olan uzaklığı, şunun eksilisini kabul ediyorsunuz.
Burası da x'in 5'e olan uzaklığı. Birbirine eşitse bu sayı tam ortadadır ve eksi 3 ile 5'in tam ortasındaki sayıyı bulmak için aritmetik ortalamasına bakarsın. 5 ile eksi 3'ü topladım. 2, 2'ye böldüm 1. Yani tam ortada 1 var. Demek ki x 1'miş. Ve y'yi bulabilmek için de aynı mantalite ile, bakın arkadaşlarım, burada eksi 7'ye burada 1'e olan uzaklık var. Şuraya eksi 7 dediniz, buraya 1 dediniz. Tam ortalarında eksi 7 ile 1'i topladınız. Eksi 6, 2'ye böldünüz. Eksi 3 var. Bu da y işte. Şimdi bize sorulan soru artık gayet basit. X'i 1 bulmuştuk. 2 kere 1 eksi y'yi de eksi 3 bulmuştuk. Bunun mutlak değerinin cevabı nedir diye sorulmuş. Şunlar artı olursa 2 artı 3'ten doğru cevabımız mutlak değer 5. Yani cevap 5'tir diyebiliriz. Şimdi kazanım olarak tamamen kuralları uygulamaya oynamış soru. Başka bir şey yok. Dediğim gibi yeni nesil sorularda da yine kazanım olarak kurallar oynuyor. Fakat bu sefer ekstradan basitçe bir hikaye var elimizde. Okuyalım. Diyor ki jeolojide kumdan daha küçük ve boyutları 0.004 mm ile 0.062 mm arasında değişen toprak parçalarına mil denir denilmiş. Bu bilgiye göre herhangi bir milin boyutu x milimetre ise içinde iki tane küçüktür simgesi içeren şununla gösterebiliriz biz bunu. Yani bu x'ler 0.04'ten daha büyük, 0.062'den daha küçük biçiminde gösterebiliriz. Yukarıda yazılan bu eşitsizliği diyor ki bir tane küçüktür simgesi içerecek biçimde hangisiyle ifade ederiz? Yani diyor ki bu eşitsizliği mutlak değerli eşitsizlik olarak yaz kardeşim diyor. Bunları yapmanın çok kolay yolu ki ÖSYM son senelerde durmadan ıslatıp ıslatıp önümüze koyuyor bu tarz soruları, biliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım iyi dinleyin. İki eşitsizliğin arasında bir x değeri verildiyse bunu yapmanın kolay yolunu söylemiştik. İkisinin aritmetik ortalamasını buluyorsunuz. Yani 0.062 ile 0.062 ile 0.004'ü topluyorsunuz. 0.066 geliyor. Bunu da 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlarım ve 0.033 geliyor. Sonra diyorsunuz ki x'in 0.033'e olan uzaklığı, yani mutlak değeri. Şimdi 0.004 ile 0.062'nin tam ortasında olduğu için bu 0.033 buna veya buna artık hangisi fark etmez uzaklığını da buraya küçüktür diye yazıyorsunuz ki 0.004 ile 0.033'ün arasında 0.004 var, 29 özür diliyorum, 29 fark vardır. Dolayısıyla sevgili gençler işte cevabımız da budur diyebiliriz. Cevabımız da budur diyebiliriz aynen. Şıklarda göremedim cevabı. Buldum ama şıklarda yok. Nerede? Denizli'ymiş. Gördüm. Tamamdır. Evet gençler, bir sonraki kısma geçiyoruz. Nasıl olur kısmı. Yani naçizane bu benim fikrim. Sorunun tipi buna benzer. Şöyle olur, böyle olur. Yani nokta atışı ben size soru vermiyorum. Aklınızda bulunsun. Vay efendim 2022'de böyle çıkar, 2023'te böyle çıkar demiyorum. Soru tipini yorumlayaraktan diyorum ki hani kafamda oluşan görüntü bu. Böyle bir soru çıkabilir tarzında. Şimdi yukarıda şu soru tiplerine ÖSYM dedim ya, çok fazla yer verdi, ıslatıp ıslatıp önümüze koy dedim hatta. Şimdi şu o soru tipini güncellerse, değiştirirse, belki biraz da zorlaştırırsa aha da böyle bir soru tipi olur. Aklınızda bulunsun. Gelin beraber okuyalım. Şimdi diyor ki bir mağazada satılan ürünlerin etiket fiyatı belirlendikten sonra ürünlerin maliyet fiyatında sonradan oluşan fiyat değişikliklerine göre etiket fiyatı güncellenmektedir diyor. Tamam. Bu güncelleme bir ürünün maliyet fiyatında 10 lira 10 TL ya da daha üstünde artma ya da azalma olduğunda etiket fiyatı istenilen kar oranına göre belirlenerek yapılmakta. Yani diyor ki eğer ki diyor bir ürünün maliyet fiyatı 10 liradan daha aşağı düşerse veya 10 lira azalırsa diyor veya 10 liradan fazla artarsa veya 10 lira artarsa diyor satıcı mağaza fiyat güncellemesine gider diyor. Fiyatı günceller kafasına göre diyor. Tamam mı? Yani kafasına göre yapmıyordur da her neyse işte. Bu mağazada maliyet fiyatı x lira olan bir ürünün maliyet fiyatı 30-2x olduğunda etiket fiyatında güncelleme yapmış. Yani sevgili gençler 30 eksi neyle yazıyoruz biz? Olmaz tabii. Şunla yazalım. 30-2x bu güncellenmiş fiyatı. Eğer bu fiyat güncellendiyse sevgili arkadaşlar yeni maliyetimiz x artı 10'dan, yani eğer maliyet arttıysa x artı 10 sevgili gençler daha büyük veya eşittir maliyetimiz. Yani biz bunu şu şekilde diyebiliriz. Şimdi
maliyet fiyatı 30-2x olduğunda etiket fiyatı güncellenmiş ya. Bu 30-2x, 30-2x, x artı 10'dan daha büyüktür veya eşittir diyeceğiz. Yani yeni maliyet fiyatımız x'ten eski maliyet fiyatından ya 10 fazladır ya da daha da fazladır diyoruz. Ya da 30-2x diyeceğiz, küçük veya eşittir x artı 10 diyeceğiz. Anlaştık mı? Peki, şuradan bir çözelim. Bakın şurası 3x. Şöyle yazarız. Onu da bu tarafa gönderdik mi 20 deriz. Bakın burası eksi 2x, bu tarafa attım 3x geldi. Onu bu tarafa atarsam eğer, az öncekinin aynısını mı yazdık? Yazmadık. 3x büyük veya eşittir. Bakalım x artı 10. X artı 10 demeyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Çok özür dilerim. Çünkü 10 lira azalmada veya 10 liradan daha fazla azalmada diyorduk. X eksi 10 olacak arkadaşlar. Şu an bir şey değişmedi. 3x'teyiz. Eksi 10'u bu tarafa attık. 40 geldi. Tamam, çok güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Burada buna benzer bir soruyu çözerken öğrencim demişti ki, birebir çalışırken öğrencim demişti ki, ya hocam burada bir hata var sanki. Hani çok saçma olmadı mı? 3x 20'den küçükken nasıl aynı zamanda 40'tan daha büyük olur? Arkadaşlarım, bu artış veya azalışla alakalı dedik. Yani bizim sevgili gençler, şöyle gösterelim. Eğer 20 şurasıysa, 40 da burasıysa, 3x'lerimiz ya bu tarafta olacak ya da bu tarafta olacak. Bakın 3x'ler ya bu tarafta ya da bu tarafta olacak dedik. Çünkü 40'tan büyük veya eşit veya 20'den daha küçük veya eşit. Şimdi madem öyle, yukarıda benzettiğim soru var ya, 20 ile 40'ın tam ortasındaki sayı nedir? 10'dur, 30'dur. O halde ben diyeceğim ki 3x'in 30'a olan uzaklığı, bakın 3x'in, 3x nerede? Şurada, şurada, şurada bir yerde olabilir. 3x'in 30'a olan uzaklığı şurası kaç birim? 10. Demek ki 10'dan daha büyük veya eşit olacak. 3x'in 30'a olan uzaklığı büyük veya eşittir 10. Aynı şey tabii ki bu taraf için de geçerlidir. 3x'in yine 30'a olan uzaklığı, yine burası 10 birim olduğu için 10'dan daha büyük veya eşittir. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet, nasıl olur kısmındayız. İkinci sorudayız. Daire biçiminde özdeş 3 büyük yufka birbirine temas edecek şekilde bir kenarı 50 birim olan kare şeklindeki masanın üzerinde aşağıdaki gibi dizildiğinde son yufkanın bir kısmı dışına taşmış. Çapı büyük yufkanın çapının yarısı kadar. Yarısı kadar dedi. Orada bizi bizden aldı değil mi? Buraya 2R dersem, şuraya R diyeyim. Bakın zaten şekil belli artık. 2R, 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 2R. Yani toplamda sevgili arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2R. Yani 12R büyüktür. Büyük geliyormuş. Nereye? 50 birimden daha büyük oluyormuş bu cepte. Bir de sevgili gençler, R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R. 8R küçüktür. 50 geliyormuş. 50'den küçükmüş. Peki bize neyi sormuş? Buna göre küçük yufkanın çapının alabileceği tam sayı değerleri. Küçük yufkanın çapı ne arkadaşlar? Hop, 2R. Şimdi 2R elde edebilmek için ben 6'ya bölerim, 6'ya bölerim. 2R elde etmek için 4'e ve 4'e bölerim. Burası 2R geldi, büyüktür. 50'yi 6'ya bölersek 8 defa vardır. 8 küsür defa vardır diyelim. 8R'yi 4'e böldüm, 2R küçüktür. 50'yi 4'e bölersem de 48 yine tam bölüneceği için 12 küsür tane vardır derim. Yani arkadaşlarım, benim buradaki küçük yufkamın çapı, bakın çap bu. Neyden daha büyükmüş? 8 küsürden daha büyükken 12 küsürden daha büyük, daha küçükmüş. Peki burada 2R'nin, yani çapın alabileceği değerler neler? 9 var, 10 var, 11 var ve 12 var. Başka da yok. Bunların da toplamı 9'da 12'yi topla. 21, 21'de burası, toplarsanız 42 gelir ve cevabımız da böylelikle Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet sevgili arkadaşlarım, genel olarak bir yorumlayacak olursak, gördüğünüz gibi hikayesi basit, anlaması çok basit soru. İşlem olarak sadece ama sadece eşitsizlik kullandık, basit eşitsizlik kullandık. Çok da yüksek bir şeyler yapmadık. Hani bazı problemler, bazı problem çeşidi vardır. Oradan OBEP kullanırsın, OKEK kullanırsın, periyodiye geçersin, ondalık sayı kullanırsın, cart yaparsın, curt yaparsın, sonuç çıkar. Ama gördüğünüz üzere eşitsizlik haricinde ve matematiğin temel işlemleri, yani çarpma, bölme, toplama, çıkarma haricinde çok bir şey yapmadık. Tamam. Şimdi yukarıdaki soruya bakıyorsunuz. Yine aynı.
mutlak değerin mutlak değerle eşitsizliklerde, yani mutlak değerle eşitsizliğin birleştirilmiş versiyonundaki basit bir kural var. Onu uyguluyoruz durmadan. Üstelik burada da bunu uyguladık. Yukarı çıktık, bakıyoruz yine bu sefer de aralıkların kesişimi var. Yani aralıkların kesişimi derken aslında küme sorusu gibi düşünmeyin. Bir eşitsizlik sorusu ama eşitsizliklerin kesişiminde de, yani orada da aralık veriliyor ya, aralıkların kesişimlerinde de yine alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğü uygulanıyor. Yani mantık hep aynı. Dolayısıyla eşitsizliklerden, mutlak değerlerden soru moru kaçırmayın. Eski nesil sorular, eski nesil sorularda karşınıza belki çıkar belki çıkmaz ama ben çıkacağını hiç zannetmiyorum artık bu saatten sonra, YKS sisteminden sonra. Gördüğünüz gibi sanki böyle işlemleri daha karışık gibi görünüyor. Sanki işlemleri daha karışık gibi görünüyor. Yani daha çok daha fazla işlem yapmaya yönelik daha fazla işlemsel oluyor sorular. Dolayısıyla ben diyorum ki benim yorumum bu iki konu hakkında, iyi ki yeni nesil sorulara geçilmiş bu iki konuda diyorum. Ve artık videoyu burada noktalayalım sevgili gençler. Bir sonraki konumuz ne olacak? Onu da hemen size söyleyeyim. Gerçi PDF'de görüyorsunuzdur ama bir sonraki konumuz üslü ve köklü ifadeler, üslü köklü sayılar olacak. Yine her sene mutlaka ama mutlaka bir tane soru gelen kısımdayız arkadaşlar. Üslü sayılardan hemen sonra ise size hemen onu hatırlatayım. Üslü sayılardan sonra da çarpanları ayırma, artık yavaş yavaş oran orantı problemler diye gidiyoruz. Birkaç gün içerisinde videoların tamamı gelir sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.